Bir üniversite hocası, çok haysiyetli bir adammış. Onu tebrik etmek istiyorum. Tanımak, kucaklamak istiyorum. Bir konferansının bana görüntülerini gönderdiler internet üzerinde. İlahiyatçı ve branşı tefsir. İnternette bulursanız inanmış aydın bir ilim adamının haysiyetiyle çıkıp anlatıyor. Diyor ki ben Kur'an'ı başımdan geçen şu hadiseden sonra okumaya başladım. O güne kadar okumamıştım. Bir turist Yahudi grupla karşılaşıyor. O grupta ilahiyatla yakından ilgiliymiş. Bu da ilahiyatçı filan. Sohbet aralarında öyle böyle derken başladılar diyor bana Kur'an'la ilgili sorular sormaya. Cevap yok. Ben bir şey kemküm demeye kalkıyorum. Adam 20 tane ayeti istişat ederek, tanık göstererek bana açılım getiriyor. Bana bilgi veriyor. Mahvoldum diyor. Çünkü diyor ben Kur'an'ı okumamış. Şimdi bu itiraf eden onurlu bir aydın itiraf etmeyenleri var. Ben nice ilahiyatçılar hem de koca koca ilahiyatçılar bilirim. Şu kitabı baştan sona doğru dürüst bir defa okumamış. Bir ilahiyatçı için bunu okumak yeter mi? Bunun içinde olmak lazım. Evet, yaşamak lazım. Siz bana Kur'an'da şöyle denirdi dediğiniz zaman ben o kelimenin Kur'an'da olup olmadığını bilmiyorsam ben size bu kitaptan donanım çıkaramam. Peki bu durumda kaç tane ilahiyatçı var? Bunu da tahkik etmek lazım. Demin verdiğim örnek bir ilahiyat hocası, profesör şu andaki titri o. Şimdi camilerde orada buradaki hocalarımız yani ne yapsınlar? Ben 30 sene ilahiyat fakültesi, 20-28 sene ilahiyat fakültesi hocalığı yaptım. 10 yıl dekanlık yaptım. Bir ilahiyat fakültesini kurdum sıfırdan. Şimdi bu badireleri, bu hengameleri geçirmiş bir adamım. Ben oradan mezun olanların da durumunu biliyorum. Yüzlerce belki binlercesine biz orada hocalık yaptık yıllarca. Buradan bir tane Trabzon'a gidiyorum. Asistan olduğum ilk yıl 1988. Bundan 22 yıl önce ilk asistan olmuşum, havalıyım, hiç kimseyi beğenmiyorum, okulu birinci bitirmişim, kibir dökülüyor her taraftan, hiç kimseyi beğenmiyorum, onun için de evlenemiyorum, teklif ediyorlar bana filanca kızı, hiç kimseyi beğenmiyorum. Devam ediyorum o kibirli halime, o arada dedim ki ya Rabbi bu ara canımı alma. Canımı alırsan kesin bu kibirle cehenneme giderim. Hiç gidecek bir yer yok. Tam o kibirde burnumu bir sürttü Allah-u Teala. Bindik arabaya bayramda köye gidiyoruz Çaykara'ya. Yanıma baktım iki tane turist oturmuş. Ben. O zaman da İngilizce konuşuyorum çatpat. İngiliz birini yani yabancı birini görünce dedim ki bunlarla biraz konuşayım. Ne var ne yok işte kimsin nesin ne değilsin biraz tanıştık. Bana dedi ki ne iş yapıyorsun sen işte ben dedim research assistant araştırma görevlisi. Ne araştırıyorsun dedi dedim Kur'an'ı. Neyi araştırıyorsun dedi biz dedim Kur'an araştırmacısıyız. Sen Kur'an'ı biliyor musun dedi biliyorum dedi. Hem her tarafını biliyorum dedi. Çok kuvvetli hafızım yani. Hani hafızın İngilizcesi yok onu söyleyemiyorum da yani biliyorum diyorum. Şimdi Tevrat'ı bilen var mı? Tanıştık. İsrail asıllı Belçika vatandaşı iki mühendis bunlar. Aydere doğru gidiyorlar. Peki Kur'an'ın en uzun suresi hangisidir dedi bana. Ben de Bakara dedim. Peki dedi Bakara'da ne var dedi. Bakara'da ne var?
Ben ne bileyim ne var? Biz ne kadar güzel anlamadan okuyoruz Bakara'yı. Ben nereden bileyim ne var Bakara'da? Hem de tefsir asistanıyım. Yeni başladım ama. Bana kimse demedi ki o zamana kadar Bakara'nın içinde şunlar var. Ya da içine bak, bak bakalım ne görüyorsun. Okuduk başka kitaplar. Allah'ın kitabını hiç okumadık. Ezberledik. Elham gibi her tarafını okuyoruz ama mana yok. Üstelik Arapça da biliyorum ha. Buna rağmen manaya buraya yönelmedik. Bize dediler ki sen kimsin Kur'an'ı anlayacaksın ya? Başka kitap oku. Tefsirciyim gene kitabı bunu okumuyor. Ne okuyacaksa. Dedi ki Bakara'da ne var dedi. Dedim ki Bakara'da ne var? Bakara'da ne var? Ne yok ki? Nereden bileyim ben bilmiyorum. Dedim ki o İsrailoğullarının keseceği bir kurban var. O. Ya böyle çabuk diyemiyorum onu. Bunu diyene kadar gittik ordu ya. Nerede diyeceksin çabuk çabuk konuşamıyoruz. Dedi ki bak dedi. O dedi, o iş dedi, o surede 7 ayet dedi. Daha 280 ayet daha var dedi Bakara'da. Onlarda ne var dedi. Nereden bileyim? Bilmiyorum. İşte başladım, hafızım ya. Ne vardı lan? Ve idgâlere bu celil melek diyeceğim. Adem, Adam dedim. Adem var. İndik aşağıya biraz da Abraham dedim. İbrahim var. Salomon dedi, Süleyman, peygamber adlarını söylüyoruz. Başka ne diyeceğiz? Ben ne anlatacağım kıbleden, bimleden? Bilmiyorum ki zaten onlar oralarda mı? Şimdi yüreğime bir sıkıntı bastı. Hani önce konuşayım diye çok meraklıydım. Sıkıntı basınca vallahi dilim dönmez oldu. Daha gık çıktı. Hep adama dönüp konuşuyordum. Bu defa döndüm bu yana. Korkuyorum şimdi. Bir şey daha sorarsan ne diyeceğim ben bu adama? Adam Tevrat'tan sormuyor ki. Kur'an'dan soruyor. Bizim kitaptan soruyor. Ve bizde gık gık yok. Biraz daha gittik. Dedi bakar mısın genç dedi. Bak buyur dedi. Sizde dedi kutsal geceler var mı? Var dedi. Ne var dedi? Mesela cuma dedi. Ne yaparsınız dedi cuma geceleri? Ne olsa yaparız dedi. Ne yaparız? Yani dini adına ne yaparsınız? Dedim Yasin okuruz. Bana aynen ifade ediyor. Yasin'i kime okursunuz? Ölülere dedi. Ölülere. Yasin'de ölülerle alakalı ne var dedi. Ulan dedim Allah'ın Yahudisine bak ya. Sana ne dedim ya kendi kendime ya. Sana ne bizim Yasin'de. Ne güzel okuyoruz ölülere yani. Sana ne? Fakat adam bizim kitaptan soruyor. Cevap yok. Bana yazarak bir şey verdi. Dedi anlamadım adamın terini. Yaz lütfen dedi. Uzun yıllar yanımda taşıdım o yazdığı şeyi. Sonra kayboldu. Dedi ki, yok o kadar da değil. Yani onlara da bir çerçeveli şey söyledim ben. Rovanş'ı aldım ben. Rovanş'ı Almanya'da aldım. İyiden iyiye aldım. Burada papazdan da almıştım bir rovanş. Anlatmıştım. Hiç fırsatı kaza etmem. Düştüm anında yapıştırdım cevabını. Dedi bana ki, bir Müslüman olarak kitabınızı tanımak önce sizin görevinizdir. Bu kitabı siz tanımadan başkasını tanıma isteği hakkınız yoktur. Sen kendi kitabını tanımadan kime ne kitap tanıtacaksın? Sana ne? Sana inmemiş ki bu kitap. Sen sana indiremedin ki bunu. Bilenlere inmiş. Sana inmemiş. Bakın şu Hazreti Musa'nın bu cümleleri hayatımda yaşanmış gerçekler. İçim daraldığı için adama konuşacak cümle kuramadım. Kekemeledim durdum. Bildiğim cümleleri söyledim.